Herkese merhaba. Evet, yüzünüzdeki şaşkınlığı biraz anlayabiliyorum. Ben de aynı şekilde hissediyorum. Hayatımda hiçbir şeye sanırım bu kadar büyük bir ara vermedim. Ya da hayatımda bir zamanlar bu kadar büyük bir yere sahip bir şeye bu kadar büyük bir ara hiç vermemiştim. O yüzden biraz korkuyorum aslında. Nasıl karşılanacağımı bilmiyorum. Ne hissetmem gerektiğini bilmiyorum. Yani video çekmeyeli yaklaşık bir 10 ay, 11 ay olmuştur sanırım. Bu süreçte çok şey değişti. Ben bir kere üniversiteden mezun oldum. Çalışmaya başladım. Yani yetişkinliğin birkaç adımını daha atmış oldum. Ve hala kendimi yetişkin hissetmiyorum. Bugün bu videoyu aslında bir bahane için çekiyorum. Bana bir kutu kırtasiye malzemesi geldi. İstediğim ürünler, bazı şeyler sipariş ettim. Onları sizinle açmak istedim açıkçası. Neden kırtasiye ürünü peki? Bu biraz şaşırtıcı çünkü önümde beni bekleyen bir okul yok. İlk defa yok. İlk defa bir yaz tatili içerisinde değilim ben. Bu çok korkutucu. Yani bilmiyorum ne hissetmem gerektiğini. Bu bir okula dönemeyiş alışverişi diyebiliriz aslında. Çünkü hep böyle yaparlar ya, kırtasiye, okula dönüş alışverişi, back to school gibi ürünler tanıtılır. Fakat ben sanırım hayatımda hiçbir şekilde bir daha okula dönemeyeceğim. İstesem yine üniversiteye gidebilirim. Bu problem değil. Ama sanırım artık bir şeyler yapmak istiyorum. Yani kendim para kazanmak istiyorum. Okuyup bir 4 sene daha harcamak istemiyorum açıkçası. Ama bunun yanı sıra ALES'e başvurdum. Bu hafta sonunda ALES 2 sınavına gireceğim. Yani sadece denemek için giriyorum. Hiçbir şekilde sınava çalışmadım. Ama bilmiyorum neler olur, neler biter, hiçbir fikrim yok. Videonun sonunda sizinle daha fazla sohbet edeceğim. Ama ondan önce bu kutuyu açmak için sabırsızlanıyorum. Yıldırım Kırtasiye'den yaptığım kırtasiye alışverişini sizinle paylaşacağım. Şöyle ki, kırtasiye ofisi olarak geçiyor internet sitelerinin adresi. Sadece kırtasiye malzemeleri değil, sanat, hobi gibi birçok dalda da ilginizi çekebilecek ürünler bulabilirsiniz. Şu kutuları açmaya o kadar özlemişim ki anlatamam size. Ürünlerin hepsi hediye paketi içerisinde. Yani ne diyebilirim ki, tatlı olmuş. Teker teker açıyorum. İçinde ne olduğunu bildiğim için hani farkındaysanız eskisi gibi meraklı değilim bu konularda. Çünkü ürünleri ben seçtim sonuç olarak. Faber-Castell'in yaldızlı bu keçeli kalemlerinden aldım. Yanımda kağıt yok, o yüzden makyaj pamuğu üzerinde deneyeceğim. Makyaj pamuğu üzerinde denemek kesinlikle doğru bir tercih değil. Bu o parlak simli kalemlerden. Bir dönem çok viral olmuşlardı. Bunun pembesi, grisi falan da vardı. Çok çabuk tükenmişlerdi. Ben de görünce aldım. Yani hiç bana lazımdı, aman çok ihtiyacım vardı gibi bir şey söz konusu değil. Sırada bir tane Art Deco'nun siyah akrilik boyası var. Art Deco'nun bu ürünlere ahşap boyamak için, tablo yapmak için, duvar boyamak için ya da her şeyi boyamak için kullanılıyor neredeyse. Ve kumaş boyama özellikleri de var. Ben bunu neden aldım derseniz, ben resim yapmıyorum bildiğiniz gibi. Ben bunu şu yüzden aldım. Benim bir tane siyah elbisem var. Annem onu daha yeni aldığım gün, daha hiç giyemeden çamaşır makinesi lekesi yaptı. Ve onu hiç giyemedim. Eğer boyayı lekeli kısma fırça yardımıyla sürerseniz ya da sünger yardımıyla sürerseniz, kuruduktan sonra da arkasından ütülerseniz kalıcı oluyor. Bu yüzden aldım. Yani elbiseyi kurtarmak için aldım. Çok mantıklı. Elbise şimdi kim bilir ne kadar olmuştur. Ama bunu 20 liraya 30 liraya falan aldım. Faber-Castell'in o simli serisinden grisi de var. Onu ayrı paketledikleri için göremedim. Şimdi onu da göstereyim size. Simli kamerada iyi gözükmüyor sanırım ama ben gayet iyi görüyorum. Diğer ürünlerde şu Edding'in küçük fosforlu kalemleri. Bunlar aşırı tatlılar. Öncesinde derdim ki test çözerken bunların hani altını çizmek için, şunu yapmak için, konuların altını çizmek için falan. Şu an bunları kullanabileceğim herhangi bir yer yok ama çok tatlılar, o yüzden aldım. Sırada böyle bir defter var. İçini açalım şimdi, sayfalar nasılmış ona bakalım. Şu şekilde üstünde bir kuş, bir saz, birkaç tane de çiçek olan bir not defteri. Çizgili içi şu şekilde. Eğer benim gibi bir şeyleri listelemeye bayılıyorsanız böyle minik defterlere ihtiyacınız olabilir. Ben kim bilir kaç tane liste defteri bitirdim şimdiye kadar. Filmlerle ilgili, kitaplarla ilgili, dizilerle ilgili, ölmeden önce yapılacak şeylerle ilgili, okuduğum ya da okumak istediklerimle ilgili. Bu defteri de yüksek ihtimal o tarz bir şey için kullanacağım. Fakat onun yanı sıra
Yani boyu bayağı küçük olduğu için not defteri olarak da kullanabilirsiniz bunu. Bu defter ya da bu tarz defterler de size bu yüzden tavsiyem olabilir. O zaman şimdi biraz sohbet edelim. Eğer beni Instagram'dan takip etmiyorsanız şu an sadece karakterimde ya da benliğimde değil fiziksel görünüşümde de büyük bir fark ediyorsunuzdur. Saçım pembe. Çok uzun sürmeyecek sanırım çünkü saçım bayağı uzun bir süredir pembe, mor gidip geliyor. Saçımı komple de boyatmadım zaten. Aralarında kendi saçlarım var. Hem de dibi geliyor ve dibini boyamıyorum asla. Saçım uzayıp pembeler gidinceye kadar bu şekilde devam edecek. Sonra da bir daha pembe yapmayı düşünüyorum çünkü hevesimi aldım. Onun dışında dediğim gibi mezun oldum. Çok güzel bir 4 yılı yaşadım üniversitede. Aslında 2,5 sene yaşadım da diyebilirim. Çünkü pandemi bildiğiniz gibi bizi mahvetti. Herkesi mahvettiği gibi mahvetti. Onun dışında ehliyet alamadım. İki sınavda kaldım. Geri kalan iki hakkımı da kullanmadım. Çünkü korktum. Ve hakkım yandı. Onun dışında hayatımda ilk defa gerçekten çalışmaya başladım. Daha bir ayımı doldurmadım. O yüzden büyük konuşmamam gerek sanırım. Ama bu adımı atmak bile benim için gerçekten çok güzel bir şey. Çünkü üniversiteye başladığım zamandan beri hayatımdaki en büyük korku mezun olduğumda ne yapacağım ya da ben çalışamam, ben çalışmaktan çok korkuyorum gibi düşüncelerdi. Fakat bunu en azından bir nebze yendiğimi düşünüyorum. O yüzden mutluyum. Aslında yenmek zorunda kaldım. Yani sanırım bu çok şımarıkça bir korku. Hani birçok insan neden olmadığımı, neden video çekmediğimi değil de neden çektiğimi sorguluyor olabilir şu an. Ben de onu sorguluyorum. Hem şunu söylemem gerekiyor. Şu paket bir vesile oldu diyebilirim. Hani yüksek ihtimal bana bu kargo gelmeseydi ben bir süre daha video çekmezdim, ertelerdim. Ama şey fark ettim, iş yerime bazen gelip beni tanıyanlar oluyor. Ve bu beni duygulandırıyor. Yani çok mutlu oluyorum gerçekten sizinle sohbet etmek falan. Ama hani bazen de ya dedim nereden nereye geldik, nasıl olabilir bu? Ne güzel zamanlardı bir yandan. Ama bazen de diyorum ki, yani sen haklısın. Senin booktuber olduğun dönemlerdeki yanında olan insanların birçoğu ayrı yerlere dağıldı. Hatırlar mısınız? Çok güzel arkadaş gruplarımız vardı. Kitap fuarlarında ayrıca buluştuğumuz. Şu an herkesin farklı bir hayatı var. Herkes farklı bir şekilde, farklı bir mesleği yapıyor. Ve eski şeyler kalmadı biraz. O yüzden bunun da mutsuzluğunu yaşıyordum. Hani YouTube videosu çekiyorum belki ama bunu yalnız yapıyorum. Benim bu yola başlarkenki arkadaşlarım tamamen farklı bir yerdeler. Tamamen hepimiz farklı seçimler yaptık. Mesela geçenlerde Kocaeli Kitap Fuarı'nda çalıştım. Sadece bir gün. Arkadaşım orada bir standta çalışıyordu Şule Yayın Evi'nde. Ve bir günlük imza günü fazla olduğu için elemana ihtiyaç vardı. Bana söyledi. Ben de tamam dedim. Ama tamam derken bile şey düşündüm. Kitap Fuarı'nda kimse mi olmayacak gerçekten? İki kişi vardı tanıdığım arkadaşım olan. Biri Simge'ydi, biri de Gizem'di. Bazen beri Gizem. Onları gördüm. Ama kitap fuarlarının, hani Kocaeli Kitap Fuarı olsa bile her standda tanıdığım birkaç insan olurdu benim. Bu beni biraz burktu açıkçası. Bu şekilde. Tamamen size geri döndüm sözü veremem. Asla veremem. Bunu size yapamam. Çünkü eskiden ben küçükken YouTuber'ların sürekli ben geri döndüm, artık eskisi gibi her hafta video çekeceğim deyip de yine 4-5 ay video çekmemeleri beni çok üzerdi. Ve açıkçası onları çok sinirlenir, kinlenirdim. O yüzden bunu yapmak istemiyorum. Kendimi rahat hissettiğim, istediğim her an burada olup sizinle konuşmak istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.